Telefonumu da koyayım. Hazırız. Motopiksel TV ekranlarına hoş geldiniz. Kanalımı likelamayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kanal bu kanal. Çok kısa bir vlog çekmek istedim. Sebebini şimdi şu trafikte anlatacağım. Özellikle köprü trafiği, birinci köprü trafiği bu. Ama sadece hani burada olan bir şey değil. Abi Allah aşkına şunu yapmayın demek için bu vlogu çekiyorum. Allah aşkına bak. Şimdi anlatacağım. Önümde bir motorcu gidiyor. Mesela ilk ondan başlayayım. İki tane şeyden bahsedeceğim. Abi gidiyor, benim motorum 1200'lük 160 beygirlik bir motor. Bastım mı bu motoru tokatlarım. Öyle söyleyeyim. Tokatlarım ama abicim Allah aşkına biz motorcuyuz. O da motorcu, ben de motorcuyum. O ekmeğinin peşinde, ben keyfimin peşindeyim. Fark etmez, hepimiz iki tekere biniyoruz. Abi motorun güçlü diye, iyi bir motorcusun diye, ondan, o adamdan daha iyi kullanıyorsun diye adamı sıkıştırmayın abi. Şu önde giden motorcu kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, birbirimizi sıkıştırmayalım ne olur. Adamı riske atmayalım, korkutmayalım. Şimdi standart İstanbul trafiğindeyiz abi. Sadece İstanbul'da yaşanan bir olay değil bu. Anadolu'nun birçok yerinde de yaşanabilir. Birçok şehrimizde, ilçemizde, kasabamızda yaşanabilir. Yolun illa trafik olması şart değil. Akıcı bir trafik de olabilir. Önemli değil. Şimdi ben mesela abi şuradan ilerlemeye çalışıyorum. Baktım şurada motorcu var. Tamam mı? Buradan ilerliyor. Hemen motorcunun arkasına takıldım abi. Niye? Abi bu adam buradan ilerliyor. Dolayısıyla sana aslında yol açıyor. Abi bu adam buradan ilerlediği için şu sol taraftaki trafik içerisinde otomobil kullanıcıları, araç kullanıcıları buradan motorlu araç geldiğini görüyor. Dolayısıyla bak çoğu genellikle yol verir. Genellikle kadınlar fark etmez çünkü o sağ taraftaki aynasına bakmazlar. Mercedesler yolun tamamen kendine ait olduğunu düşünürler ağırlıklı olarak. Yapanları lütfen üzerine alınmasın. Dolayısıyla abi bunda önümde bir motosiklet ilerlerken benim bu adamı geçip de aman benim motorum çok güçlü ama senin bekleyeceğim deyip şuradan ilerlemem abi büyük bir risk doğuruyor. Nasıl bir risk? Şimdi şu Peugeot mesela önümüze giden araç. Ben eğer soldan gitseydim bana mı yol verecek, bu sağından geçen arkadaşa mı yol verecek? Orada bir muallakta kalacak. Yani birimizden birine yol vereyim dese öbürünü ya çarpacak ya riske atacak ya öbürü çarpmasa bile korkacak. O yüzden abi lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Sırf bunun için şu videoyu çekiyorum. Sırf bunun için bakın bu kadar YouTube'a yükleme bilmem ne kapağıdır, cartıdır, cürtüdür bunlarla uğraşıyorum. Allah aşkına bakın, Allah aşkına bunu yapmayın. Yolda ilerlerken önünüzde bir motorcu varsa o motorcuyu geçip diğer şeritten, aracın diğer yönünden geçmeyin. Aracın diğer yönünden kendinize yol aramayın. Eğer buradan gidiyorsa abi motorcular, buradan gidin. Buradan devam edin. Trafik açıldığında zaten adamı geçersiniz. Öndeki adam rahatsız olursa zaten size yol verir. Önü açılırsa, gidemiyorsa zaten size yol verir. Hem öndeki adamı riske atmayın, hem kendinizi riske atmayın, hem trafiği riske atmayın, hem de yolda giden şoförlerin, bu otomobil kullanıcılarına ya lanet olsun bu motorcular, bir sağdan giriyorlar, bir soldan giriyorlar, aynada görünmüyorlar, fark edilmiyorlar falan demesinler abi. Ondan sonra motorun arkasına motosikletleri fark edin diye yapıştırırız. Abi bunu yapıştırmak da olmuyor bu iş. Motosikletlilerin fark edilmesi için önce motosikletlilerin kendine çeki düzen vermesi lazım. Önce abi biz ne yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz, ben nasıl sürüyorumu sorması lazım. Evet, emniyet şeritleri motosikletlilere de yasak. Yasak ama buna hepimiz kullanıyoruz abi. En iyi kullanıcısından, en iyi hocasından, eğitmeninden en kötüsüne kadar kullanıyoruz. Çünkü şu trafik içerisine girdiğimizde bu büyük bir risk. Hem buradaki otomobil kullanıcıları için risk, hem bizler için risk. Gerek yok abi, şurada boş alanlar varken bunları kullanıyoruz. Polislerde, emniyet teşkilatı da tamam, buna bir şey demiyor. Bak böyle uyaracaksın abi. Aynaya bakmasını sağlayacaksın. Baksın abi, yani sağına soluna kontrol edecek otomobil kullanıcısı. Bak şurada kapı açık abi, dikkat edeceksin. Oradan biri atlayabilir. Tamam, bunlar güvenliğimiz için gerekli ama hani sadece bunları yapmak geçerli değil abi. Motorlular sağ taraftan ilerliyorsa, senin motorun isterse altında Kawasaki Ninja olsun. Bak bu arkadaşı geçeceğim şimdi, uyarıyorum. Bak ben geçiyorum diyorum.
adam korkmasın, ürkmesin, panik yapmasın diye. Bunları yapın ne olur. Çok görüyorum, çok denk geliyorum abi, adam ne uyarı ne bir şey, yanından vuz diye basıp gidiyor mesela. Zannediyor ki ben iyi motorcuyum, bastım gittim, adamı geçtim, tokatladım, ben iyi gidiyorum falan zannediyor. Öyle değil abi, sen beni riske atıyorsun ya. Sen beni tehlikeye atıyorsun yani. Bunu yapma lütfen. Yani lütfen kimse yapmasın ya. Biz motorcular birbirimizi koruyup kollamazsak otomobil şoförleri, diğer araç sürücüleri bizi nasıl koruyup kollayacak abi? Soruyorum yani, bunu herkese soruyorum. Biz birbirimizi korumazsak, kollamazsak kim koruyacak abi bizi? Kim kollayacak? Otomobil şoföründen bizi kollamasını mı bekleyeceğiz yani? Bak abi. Şimdi diyelim şu kamyonu geçmeyeceğim ben şimdi abi. Bakalım şu arkamdan gelen NMAX'li kardeşim o şeyi yapacak mı? Sol tarafa gidecek mi merak ediyorum şimdi. Büyük ihtimalle gitmeyecek. Gitse çünkü yaklaşacaktı bana büyük ihtimalle. Bak arkamda 2-4 tane motosikletli var. 4 motosikletten bir tanesi şu anda ayrıldı. Bak şu sol tarafa geçti bak. Görüyor musun? Kurye kardeşim. Hop bu da buraya geçti. Tamam mı? Madem öyle abi. Madem öyle ben de geçeyim. Çünkü ben kamyonu geçemediğim için onlar orada beklemek istemediler. Ve direkt olarak sağda, en sağdan giderken biz direkt en sola geçmiş olduk. Şimdi bak. Bak yarısı oraya geçti, yarısı yine buraya geçti. Bak şimdi. Bak görüyor musun? İleride inşallah görünüyordur. Hah şimdi bak NMAX'li geçsin beni. Dur bir dakika. Hah bu geçsin. Heh, tamam güzel. Bak arkasına takıldım abi ben şimdi. Arkasına takıldım gidiyorum. Bak adam orada kamyonu gördü. Hop sola yanaştı, tamam mı? Sol tarafa yanaştı. Çünkü ileride geçemeyeceğini biliyor. Ben de abi arkasından devam ediyorum. Ben dümdüz devam etmiyorum. Yani o sola yanaştı ya. Çünkü bu kamyonu geçemeyecek bu tankeri. Sağdan geçemeyecek, onu biliyor. O yüzden ben de arkasına girdim abi. Ben eğer sağdan ilerlemeye çalışsam, o adam soldan gitse hop risk olacak. Bak şimdi adam sağa geçti, ben de sağa geçiyorum. Ha, NMAX bu ya, scooter yani. Hani benim motorumun yanında hani esamesi okunmaz yani, scooter. Ama ben o adam öyle gidiyor diye ona ayak uyduruyorum abi. Trafiği riske atmamak, kendimi riske atmamak için ona ayak uyduruyorum abi. Bunu lütfen yapalım, lütfen. Bakın NMAX bu scooter, aman komutür kullanıyorlar, aman CBF ile geçiyor falan, benim motorum çok iyi, onlarla mı birlikte mi gideceğim falan demeyin abi. Akış yönü nereyse oradan devam edin abi. Hem trafiği riske atmayın hem kendinizi. Bak arkamıza da takıldı bir arkadaş. Şu sol taraftaki sürücüler biliyor ki abi motorlular sağdan gidiyor. Bir tanesi fark etmese öbürü fark ediyor. Korna basarsın, öndeki korna bastığında ha buradan motorlar geliyor der. Kadın da olsa, dikkatsiz de olsa, acemi de olsa oraya bir boşluk bırakır. Devam edelim bakalım. Başka neyle karşılaşacağız? Bak kardeşim ne güzel sinyalini verdi. Oraya girdi. Devam ediyor emniyet şeridinden. Sakın şimdi bu videodan sonra abi zaten emniyet şeridine giriyorsun, oraya girmek yasak. Tehlikeli hareket. Bak görüyor musun? Ne kask var, şortlarla binmişler. Sağdan soldan gidiyor abi. Görüyor musun? Ben ne yapıyorum abi? Bu adamı takip ediyorum. Teşekkür ederim. Bak sağdan akıyorsanız ben de sağdan geliyorum. Ama bak adam oradan soldan hop sağa girdi. Yol verdim, tamam olur. Güzel. Şu anda sağdan akıyoruz. Öbür kardeşim oradan soldan geçmeye çalışıyor bak. Öbürü oradan kassız iki tane apaçı oradan gitmeye çalışıyor. Birazdan onlar da sağa geçecek. Öyle tipler de var mesela. Kaçırdık bak. O cip yüzünden. Öndeki adamları kaçırdık. Ne güzel anlatıyordum. Şimdi burada normal. Burada herkes sağa kaçar. Çünkü sağda geniş bir emniyet şeridi var. Hani en acemi, en bilinçsiz motorcu bile burada sağa kaçar abi. Dolayısıyla burada çok onu anlatamayacağımı biliyorum. Ama anlatmak istediğimi de anlatabildim diye düşünüyorum. Abi buradan gidiyorsam öndeki motorcu, markası ne olursa olsun, motorculuk hayatı ne olursa, ister acemi olsun, ister usta, ister profesyonel, hiç fark etmez. Buradan gidiyorsa sen de buradan gideceksin abi. Adamı takip edeceksin.
sen benim motorum çok iyi veya benim motorum o kadar iyi değil ama çok iyi bir sürücüyüm, bu adamı bekleyeceğim lan deyip buradan sola attığında, sol şeritten bu soldaki araçla öbür aracın arasından gittiğinde abi, hem trafiği riske atıyorsun, hem kendini riske atıyorsun, hem buradaki adamı, buradan devam eden adamı riske atıyorsun. Bak kardeşim bana korna çaldı, uyardı beni, geçti. Anladın mı? Bu adam şey yapabilirdi. On diye basıp böyle vuş diye geçebilirdi. Ben ne oluyor lan, anasını avradını falan deyip böyle bir panik yapabilirdim. O yüzden bana bir şey işaret etti ama bilmiyorum. O yüzden abi bak, birbirinizi uyarın. Birbirimizi uyaralım. Geçerken uyaralım. Bak ben şuradan sağa girerdim ben normalde. Öndekini takip ettim, girmedim. Yani bu şu sürü psikolojisine uyalım Allah aşkına. Şu sürü psikolojisine uyalım yani. Kaydettim. Beni tanıyan bir kardeşim çıktı. Velhasıl abi, olay bu. Lütfen Allah aşkına, Allah kitap aşkına, Muhammed aşkına, ya ne diyeyim abi, başka dine inananlar için, kilise aşkına, İsa aşkına, ne diyeyim abi yani, daha ne söyleyeyim, buna lütfen dikkat edin, lütfen. Bak şu köprüde göstereceğim şimdi aynısını, bak. Bak şimdi buradan herkes sağdan şuradaki boşluğu kullanarak gidiyor ki tehlikelidir. Özellikle rüzgarlı havada çok daha tehlikelidir. Şu otobüsü geçtikten sonra rüzgar birden vurur ve sarsar. Buna dikkat edin. Abi sıralama böyleyse buradan devam. Şimdi ben öndeki kardeşimi geçeceğim mesela, tamam mı? Aynasına bakıyor mu? Bakmıyor. Beni fark etti mi? Etmedi. Arkadan bir korna beni gördü. Hop, geçtiğimi fark etsin diye. Anlatabiliyor muyum? Ya bunları yapın abi. Bunları yapın. Adam panik yapmasın. Orada zaten rüzgarla cebelleşiyor. Zaten motorla cebelleşiyor. Belki acemi. Belki düşse üzerinde zaten hiçbir şey yok. Montu yok. Kask, bir tek kask takmış falan. Bunları yapın ne olur abi. Ne olur. Amacım burada kimseyi kötülemek değil. Siz işte kötü motorcu, iyi motorcu diye ayrım yapmak değil. Amacım abi, lütfen biz motorcular abi birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizi koruyalım, kollayalım ki daha sonra otomobil şoförleri bize laf ettiğinde laf etmeye hakkımız olsun. Veya motosikletleri fark edin sticker'ı yapıştırmaya hakkımız olsun abi. Konu bu. Lütfen birbirimizi koruyalım, kollayalım abi. Benim motorum daha güçlü. Ben daha usta şoförüm, bilmem neyim, yapmayalım abi. Eğer önde akan bir motosiklet akışı varsa, önde bir motosikletçi varsa onun arkasından ilerleyelim. İlla geçmek zorundaysak öndeki motosikletçi arkadaşımızı uyaralım kornayla. Bizi görmesini sağlayalım, ondan sonra geçelim. Yanından basıp gitmeyelim. Tamam mı? Acelen varsa, öndeki araçları bekleyemiyorsan, kendini illa sağ şeritteyken birden sola atmak istiyorsan, güvenlik tedbirlerini alarak bunu yapalım. Kornamızı basalım, oraya geçelim. El kaldıralım, selam verelim. Ne bileyim yani, ondan sonra kendimizi öne atalım. Ne olur bunları yapalım. Ne olur yapalım.